İlk önce bu ülkeyi yönetenlerin gerçekten hangi vasıflarda olduğuna bakmak gerekiyor. Ekonomiyi kim yönetiyor Türkiye'de? Ve Türkiye'ye bakış açısı ne? Kime bakarak yorum yapıyor? Yönettiği millete bakarak mı yorum yapıyor? Emir aldığı saraya bakarak mı yorum yapıyor? Örneğin Nebati. Türkiye'de enflasyon hariç tüm makroekonomik göstergelerde iyileşme var demiş. Enflasyonu yüksek olan bir ülkenin ekonomisinde tüm makroekonomik göstergelerde bir iyileşme olabilmesi söz konusu mudur? Değildir. Peki bunu kim söylüyor? Ekonomiden sorumlu bakan söylüyor. Bu iktidar enflasyonu tek haneden üç haneye çıkarttı. Ekonomide eğer hayat pahalılığı varsa hangi parametreyle iyi deme cesaretini, cüretini gösterebiliyorsunuz? Anlaşılır gibi değil. Satın alma gücü mü gerçekten güçlü şu anda Türkiye'de? Üretim, müthiş bir üretim mi söz konusu? Dış ticaret açığında bir kapanma mı var? İşsizlikle ilgili sorunu tek haneli rakamlara mı indirdiniz? Hangisi hayat pahalılığı artarken iyi olabilir ki? Nebati hangi parametreye bakarak bunu söylüyordur? Sarayın. Yani onu ilgilendiren sarayın ona söyledikleri ve o ne denirse onu yapıyor. Millet için iyi bir bakan değil Nebati. Ama saray için, Erdoğan için iyi bir bakan. Çünkü o kendisine söyleneni söyleyen ve onun dışına çıkmayan bir bakan. Sadece Nebati mi? Müthiş konuşmalarıyla bir de AKP'nin sözcüsü var, Ömer Çelik. Zam değil fiyat güncellemesi diyor. Erken seçim değil tarih güncellemesi diyor. Muhteşem tespitler. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden gerçekten ne beklenebilir? Söyledikleri neydi? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin eski zamanlardaki gibi olmayacak. Seçim tarihinde yapılacak. Yani Haziran'da, Haziran'ın 14'ünde. Peki o tarihte mi yapılıyor şimdi? Hayır, o tarihte yapılmıyor. Peki bunun adı erken seçim değil mi? Hayır, erken seçim değil. Bunun adı tarihi güncellemişler. Yani erkeni almışlar ama adı erken seçim değil. O yüzden işte bu insanların yönettiği Türkiye'de işler doğru gitmiyor. O yüzden Türkiye'de üretim, o yüzden işsizlik, o yüzden enflasyon, o yüzden Türkiye'nin itibarı saygın bir noktada değil. Neden? Yöneticiler Türkiye'yi itibarsızlaştıracak derecede liyakatsiz kişiler. Verdikleri sözler, biliyorsunuz itibar aynı zamanda verdiğiniz sözle eşdeğerdir. Eğer bir iktidarda bulunan hükümet, iktidardakiler hem Türkiye'nin kendi iç politikası için hem de dış politika için söyledikleri sözler gerçek sözler değilse ve onların arkasında duramıyorlarsa o zaman onlar itibarsız hale geliyorlar. Tabii haliyle yönettikleri ülkeyi de aşağıya çekiyorlar. EYT ile ilgili ortada bir düzenleme var mı? Yok. Hala yok. Aylardan beri konuşuyoruz yok. Oldu dediler, çıktı dediler, açıklama yaptılar, kör dövüme çevirdiler ama herhangi bir düzenleme yok. Bugün Erdoğan, EYT'lilerin taleplerini karşıladık, sözleşmelilere kato verdik dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT mecliste milletvekillerinin iradesinde. Bundan sonrasını biz takip etmiyoruz. Mart'ta neticelenir diye düşünüyorum dedi. AKP Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu. Neresi? Genel kurul olduğu için Akbaşoğlu. Maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak dedi. Erdoğan'ın söylediğini bakanı, bakanın söylediğini grup başkan vekili yalanlıyor. Böyle hükümet idare edilir mi? Böyle Türkiye idare edilir mi? Beklentisi olan insanlara karşı böyle bir davranış biçimi gerçekten olabilir mi? Erdoğan'a soralım EYT'lilerin hangi talebi nasıl karşılandı? EYT'liler askerlik ve doğum borçlanması için
evini, arabasını satıyor, kredi çekiyor ama daha ortada hiçbir teklif yok. Talepleri nasıl karşılanmış olabiliyor bunu anlamak mümkün değil. Mart'ta yasa mı çıkacak? Mart'ta EYT'liler maaş mı alacak? Hangisi bu iş için Aralık ayında bitecek diyordunuz? Neden Aralık ayında bitmedi? Ne zaman bitecek? Belli mi? Belli değil. Başvuru ve maaş bağlama derken EYT'lilerin en az 3 aylık maaşı maalesef yok edildi. Yani EYT'liler mağdur olmaya devam ediyorlar. EYT kapsamına girenlerle ilgili Türkiye'de o başlangıç tarihinde mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar, insanlar var. Bağ kurulu olamayan insanlar var. Nedir? Ben Sakarya milletvekiliyim. O yıllarda Sakarya'da çok büyük bir deprem oldu. Bütün her taraf yıkıldı. Ödemeler tamamen ortadan kalktı. Resmi işlemler durdu. Türkiye'de eğer böyle bir şey olursa, bunun adı mücbir sebeptir. O zaman ona uygun yasal düzenlemeler de getirilmelidir. Mücbir sebepten dolayı bu haktan mağdur olanların hakları kesinlikle kendilerine teslim edilmelidir. Erdoğan, bu konuda artık bahsetmekten gerçekten sıkıldım. Arifiye'de ne yaptık biz? Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Muhalefetin başındaki adam, siz siyasetçi değilsiniz diyor. Tamam da neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni diyor. Konuşan kim? Anayasamıza göre başkomutan konuşuyor. Ben buradan bir kere daha söyleyeyim. Benim hayatım boyunca bildiğim gerçek bir başkomutan var. Adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Sen onun tırnağı dahi olamazsın. Ve sen ve Savunma Bakanımıza ve kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin. Tayyip Erdoğan diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Önce haddini bil. Bu bir cibiliyet meselesidir. Karakter zaafı olan bir insan olarak bizim ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin kârı değildir. O orduların başkomutanı olmak aslında senin haddin ve kârın değildi. Ama Türkiye'de demokrasiye olan saygımızdan, milletimizin aldığı kararı olan saygımızdan dolayı o koltukta oturuyorsun. Ama o koltukta oturuyor olman demek onu hak ediyorsun anlamına gelmez. Bize göre hak etmiyorsun. Bu sözlerinin tamamını sana iade ediyoruz. Biz seni neden Cumhurbaşkanı olarak görmüyoruz? Bir kere daha söyleyeyim. Çünkü senin böyle kirli bir dilin olduğu için seni Cumhurbaşkanı olarak görmüyoruz. Biz seni orduların başkomutanı olarak neden görmüyoruz? Onu bir kere daha söyleyeyim. Çünkü sen yalanlarınla, dolanlarınla bütün milleti aldatırım sandığında oradaki fırtına obüslerinin ordumuzun ürettiğini gizleyerek sanki BMC yeni bir şeyi yapmış, yeniden fırtına obüslerini icat etmiş ve üretmiş gibi yalan söylerken Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen siyaset dışı olması gereken kuvvet komutanlarını orada alkışlamaları, senin de onları alkışlatman doğru değildir. Bunun kesinlikle karşısındayız, bunu bilesin. Sen cumhurbaşkanıysan önce düzgün bir dil kullanman gerekir. Sonra Türkiye'nin cumhurbaşkanı bir siyasi partiyi değil, bütün siyasi partileri temsil eden bir cumhurbaşkanı olmalı. Sonra vatandaşını ayrıştıran değil, vatandaşını kucaklayan bir cumhurbaşkanı olmalı. Sonra ülkesine gerçekleri konuşan bir kişi cumhurbaşkanı olmalı. Sen bu niteliklerin hiçbir tanesine sahip değilsin. O yüzden işte Türkiye'nin layık, demokratik, parlamenter sisteme ihtiyacı var. O yüzden Türkiye'nin tekrar hukuk sisteminin inşa edilmesine ihtiyaç var. İşte o yüzden Türkiye'de bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce ortadan kalkmasına ihtiyaç var. O yüzden Türkiye'de tekrar ekonominin baştan aşağıya dizayn edilmesine ihtiyaç var. Bunu yapacak olan
Millet İttifakı'dır. Bunu yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu yapacak olan milletimizdir. Seçim tarihini belirlemiştin, hayırlı olsun. Demiştin ki Mayıs'ın 14'ü. Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. Seçim Haziran'da olacak, zamanında olacak demiştin. O sözünü dahi tutamadın. Biz sana dedik ki 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir. Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin. Ve biz millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar güçlü, itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorusu olan var mı? Elbette gündeme gelecek. Altılı Masa ne söylediyse o sözünün arkasında duracaktır. Millete ne söz verdiyse millet masası o sözünün arkasında duracaktır. Biz zaten bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda biliyorsunuz ki tekrar bir araya gelecekler ve bir sunum gerçekleştirilecek. Ondan önce de toplantı yapıyorlar. Ocak ayından sonra bütün bunları açıkladıktan sonra adayı da açıklayacaklar ve böylece milletimiz zaten sadece bir adayı değil bir iradeyi bekliyor ama Tayyip Erdoğan'ın da çok merak ettiği aday da açıklanmış olacak. Başka soru olan? Arkadaşlar az önce yaptığım basın toplantısında da ifade ettim çok net olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet mekanizması kesinlikle işlemiyor. Adalet mekanizması işliyor, milletin lehine olması gerektiği gibi işlemiyor. Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu bu mekanizmayı tamamen devre dışı bırakmış durumdalar. Kendileri düzenliyorlar. Kim yargılanıyor? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu yargılanıyorsa ona uygun bir hakim. Bu cinayetle ilgili ne yapılması gerekiyor? Birini, tetikçilerin korunması gerekiyor. O zaman tetikçileri koruyabilecek bir kişi, yani oraya öyle bir savcı gönderilmesi gerekiyor. Yani siyasetin içerisinde olan, siyasete karışmış, kendilerinin dediğini yapacak olan kişiler maalesef adalet mekanizmasını işleten, içerisinde olan kişiler. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Adalet böyle sağlanmaz. Faili meçhul katiller böyle ortaya çıkmaz. Sadece bir algı yaratılır. Bu algıdan da gerçekler çıkmaz. O yüzden çok açık ve net söylüyoruz. Bu cinayet çocuklarına karşı bizim bir namus borcumuz var. Milletimizin evladına karşı bir namus borcumuz var. Bunun yerine getirilmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız. Eğer bu 3 ay 4 ay içerisinde sağlıklı kararlar alınmaz ve bir mağduriyet yaratılırsa biz gerçekten millet masası olarak iktidara geldiğimizde bu konunun da düzgün bir şekilde halledilmesi için doğru bir adalet mekanizmasında çözülmesini sağlamak için her şeyi yapacağız. CHP
Teşekkür ederim. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önceden de görüşmelerimiz devam ediyordu. İlk önce bir ayrıntıyı netleştirelim. Biz Türkiye'de yıllardan beri kadının kıyafeti siyasete alet edildi. Yıllardan beri herkes üzerine vazife olmayan kişiler dahil olmak üzere kadının kıyafetiyle ilgili yorumlar yaptılar ve bu siyasetin belli bir mekanizması içerisinde ana gündem konusu oldu. Biz bunun doğru olmadığını, bunun artık bitirilmesi gerektiğini düşündük. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili, yani kadının kılık kıyafeti artık siyasete malzeme olmasın. Türkiye'de artık böyle bir kavram tartışılmasın ve buna bir çözüm getirilsin diye bir kanun teklifinin sunulmasını istedi. Grubumuz da bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Ne yaparsınız? Teklifi genel kurula getirirsiniz, ya arkasında durursunuz ya da reddedersiniz. Bugüne kadar yaptığınız gibi. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? Dedi ki, ya bu bizim için tam gollük bir pas oldu. Şimdi gene bunu kullanmaya, bunu bir siyasi malzeme haline getirmeye başladı. Ne dedi? Biz dedi buna uygun bir anayasa değişikliği getireceğiz dedi. Anayasa değişikliğini ne için getirmesi gerekiyor? Kadının kılık ve kıyafetiyle ilgili getirmesi gerekiyor. Peki böyle mi yaptı? Hayır, öyle yapmadı. Ne yaptılar? Yanına zaten medeni kanunumuzda var olan evlilik sözleşmesinin içerisini bir şekilde değiştirerek, ufak bir değişiklik yaparak LGBT'lilerle de ilgili bir düzenleme yapmayı getirdiler anayasa değişikliğine. Sanki Türkiye'de korkunç bir patlama var bu konuda. Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Türkiye'de işsizlik almış, enflasyon almış, ekonomi başına almış gidiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti eğer Millet Meclisi bir anayasa değişikliği yapacaksa işte tam da bu konuda AKP zihniyeti böyle bir kafa. Bunu nasıl bulandırırız? Nasıl bunu başka alanlara çekeriz? Böyle bir şey yapalım dediler, getirdiler. Bu samimi bir yaklaşım mı? Bu samimi bir yaklaşım değil. Cumhuriyet Halk Partisi dün ne söylüyorsa bugün de aynısını söylüyor. Ama başka bir şey var. Biz millet masası olarak, altılı ittifak olarak bir bildirgenin altına da imza attık. Dedik ki bu konuda da tutum birliği olacak. Yani kadının kılık kıyafetiyle de ilgili bir tutum birlikteliği olacak. İşte o tutum birlikteliği için bugün akşam saatlerine kadar çalışmalar devam edecek. O tutum birlikteliği için bu çalışmalar neticelendiğinde yarınki pozisyonumuz netleşmiş olacak. Evet. Başka sorusu olan yok. Bu kararı alanlar millet için olsaydı çıkardı. Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan olacak, tarihten önce olacak her seçime evet deriz dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar. Başka sorusu olan yok. Teşekkür ediyorum.